Merhabalar. Düğünlerde hani bizde bir laf vardır. Oynamak istemeyen gelin yerim dar dermiş. Benim yerim dar değil ama geniş, zamanım dar. O yüzden her gün bir konuyu ancak seçebiliyorum, derinlemesine size anlatabileyim diye. Bugünlerde Batı sürekli şunu iddia ediyor. Aşırı kapasite. Tabii Çin'le ilgili iddiası bu. Aşırı kapasite. Peki bu Batı'ya göre aşırı kapasite ne? Merak ettim. Baktım. Onlara göre aşırı kapasite Çin için şu. Küresel pazara verdiği zarar ve diyor ki Batı medyası. Aşırı kapasite, ekonomik sağduyu ve gerekçelere aykırı olarak iç talebi aşan üretim kapasitesi. Yani Çin'i bununla suçluyor. İç talebi aşan bir üretim kapasitesine sahipsin diyor. Ve bununla da kalmıyor. Çin'in 3 önemli şeyi var. Ne diyeyim? Endüstrisi var. Yeni endüstrisi. Birisi EV'leri yani elektrikli araçları. İkincisi lityum pilleri ve üçüncüsü fotovoltaik ürünleri. Bu üçlü konusunda Batı, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin başı çektiği Batı felaket gergin. Çünkü kendilerine müthiş büyük bir rakip olarak görüyorlar Çin'i. Bunda da haklılar görmekte. Ve Çin'i şununla suçluyorlar. Diyorlar ki sen özellikle elektrikli araçlar noktasında bakalım. Sen çok fazla üretiyorsun ve devlet desteği var. Yani devlet olarak destek veriyorsun. Devlet olarak bu desteği verme. Bakıyorsunuz NEV'lerin küresel satışlarının rakamları önümde. Mesela 2023 yılında 14,65 milyon adedi var dünya genelinde. Bunun sadece 1203 yani 1 milyon 203 binini Çin üretmiş. Bu da %8'ine, küresel pazarın %8'ine denk geliyor. Yani dolayısıyla hani aşırı üretiyorsun iddiası tamamen yalan. Bakıldığında kaldı ki böyle giderse Çin yani ekonomik büyümesi %20'lerde devam ederse ki bu iyi, çok iyi. %20'lerde devam etse bile 2030 yılına gelindiğinde küresel piyasa 45 milyon adet elektrikli araca ihtiyaç duyacakmış. Yani Çin her şey dört dörtlük gitse bile 2030 yılına gelindiğine bakıyorum sadece 34 milyon üretebilecek. Yani bütün dünyanın elektrikli araç ihtiyacını karşılamaya çalışsa bile zaten karşılamayacak. Dolayısıyla bu suçlamalar ne kadar boş olduğu ortaya çıkıyor. Yani ne kadar zırva olduğu ortaya çıkıyor. Ama konu Çin olduğu için yani aslında bunu Batı tarafında da bu yıllardır devam ediyor. Mesela devlet desteğine bakalım, devlet süspansiyonlarına. Bunlar Batı'da yok mu? Var. Hatta notlarımı almışım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa bunlar NEV'ler için yani elektrikli araçlar için zaten sağlam süpansiyonlara sahipler. Uzun yıllardır ve devam da ediyor bunlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri 2022 yılında bir yasa çıkarmış elektrikli araçlarla ve temiz endüstri ürünleriyle ilgili yaklaşık ne kadar? 369 milyar dolarlık bir teşviki var. Fransa'ya bakalım. Fransa aynı şekilde elektrikli araç alan insanlara 4000 euro, vatandaşlara 4000 euro ile 7000 euro arasında bir destek veriyor. Temiz enerjili araç alanlara. Sadece Fransa değil, Almanya'da. 2016 yılında elektrikli araç alanlara demiş ki, tüketici motorlu taşıtlar vergisinden tüketicileri muaf bırakıyoruz. Yani vermiyorsunuz motorlu taşıtlar vergisi ve aynı zamanda size 4000 euroya kadar da bir teşvik veriyoruz. Geldik mi ikinci tezinde saçmalığına? Yani sadece devlet desteği den bahsederseniz devlet desteği sadece Çin'de değil, Batılı ülkelerde de var yıllardır. Ama dediğim gibi amaç bağcıyı dövmek bana göre yani dünya pazarına hakim olmasını engellemeye çalışmak. Zaten bu yaptırımlar da hani zaman zaman sözünü ettiğimiz yaptırımlar da bundan kaynaklanıyor. Mesela Çin'in yeni araçları değil sadece lityum pilleri, fotovoltaik ürünlerinden de Batı son derece tedirgin ve korkuyor. Bakıldığında onlar da diyorlar ki sen o konularda çok ucuza ürün satıyorsun. Yani böyle bir şey olamaz. Ürettiğinin de altında bir fiyatla satıyorsun. Çin de diyor ki hayır, ürettiğimin altında bir fiyatla satmıyor. Zaten ticaretin temeline uymaz ya. Ürettiğin fiyatın altında satar mı? Hayır, satmıyorum diyor. Ama nispeten Batı ile kıyaslandığında ürünlerin ucuz olmasının sebebini Çin şöyle açıklıyor. Diyor ki devlet süpansiyonları var ama sadece bunun sonucu değil diyor. Sürekli teknolojik yeniliklerin devam etmesi, köklü bir üretim ve tedarik zinciri sistemi ve nispeten de Batı ile kıyaslandığında yüksek iş gücü verimliliği, biraz daha hani iş gücü, yüksek iş gücü verimliliği ve düşük belki ücrette kaynaklanabiliyor. Yani ben ürettiklerimi daha ucuza imal ediyorum diyor. İmal etmenin yolunu buldum ve bunları da ihraç ediyorum diyor. Batı da diyor ki hayır, ihraç etme. Aslında bunu söyleyemiyor da bunu söylemek istiyor. İhraç falan etmesen diyor. Bakıldığında çok saçma bir şey aslında. Yani birkaç yüzyıl öncesine dayanıyor. Bir teori, Adam Smith ve David Ricardo'nun küresel iş bölümü teorisi. Yani küresel iş bölümü teorisi dediği şu. Ben
A ülkesiyim ve bir ürüne ihtiyacım var. Üretmiyorum o ürünü, üretemiyorum. Kaynak yetersizliğimden falan. Dolayısıyla bunu B ülkesinden alıyorum. B ülkesinde kendi üretmediğini benden, A ülkesinden alıyor. Ticaretin, küresel ticaretin aslında temeli bu. Ama Batı diyor ki hayır, küresel ticaretin temeline uyma. Bu bizim hoşumuza gitmiyor. Yani kendilerine gelindiğinde aslında çok iyi, ilime, bilime, her şeye uyabiliyor. Ama söz konusu kendileri olmadığı zaman, özellikle de en büyük rakipleri Çin olduğunda, iş tam tersine ilerliyor. Ben Çin'e en azından şunu söylüyorum. Bu yeni 3 endüstrisinde, 3 yani fotovoltaik paneller, yeşil enerji, lityum piller, çevre dostu elektrikli otomobiller, özellikle üçüncüsü. Ülkemde, Türkiye'de daha fazla elektrikli otomobili görmek istiyorum. Birkaç Çin markası görüyorum ama bir daha fazlasını görmek istiyorum. Ki bu sayede Çin daha ucuza elektrikli araçlar üretirse ve bunları ihraç ederse, bundan sadece Çin ekonomisi fayda görmeyecek, Çin ekonomisi toparlanmayacak, dünya ekonomisi de toparlanacak ve büyüyecek. Belki dünyanın birçok ülkesi daha ucuza, daha temiz enerjili araçlara binebilecek ve dünya için daha iyi şeyler olabilecek. Batı bunu niye istemiyor, niye karşısında, hala anlayabilmiş değilim.